Evet arkadaşlar, İzmir Fuarı, Fuar İzmir'in otoparkına geldik. Aracımızı park ettik. Şimdi yavaş yavaş fuar alanına doğru ilerliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi Fuar İzmir gayet büyük bir yer. Geçen sene de geldiydik. Ha, fuarına böyle otoparkı da göstereyim. Gayet güzel bir alan yapmışlar. Epeyce de büyük. Evet, şimdi bugün bir sürü okul muhtemelen tatil olduğu için buraya gezi düzenledi. Kalabalık olması tahmin ediyoruz. Gidince göreceğiz. Gördüğünüz gibi. Yürüyen merdiven var mıydı? Unuttum ben. Yürüyen merdiven var mıydı? Unuttum. Evet var. Oy. Arkadaşlar, giriş ve çıkışta çift taraflı kafeler var. Kitap fuarından çıkıldığınızda ya da yorulduğunuzda gelip oturabiliyorsunuz. Üst kata doğru çıkacağız. Evet, bir tane kafe burada var. Bir tane şurada var. Değerli arkadaşlar, B giriş kapısından kitap fuarına giriyoruz. Öbür tarafta da sergi alanları var. Burada Ayhan Işık okuma salonu. Fuar girişinde hangi yayın evi veya yazarın nerede olduğunu gösteren açıklayıcı bir tabela asmışlar. Bildiğim kadarıyla 220'nin üzerinde yayın evi ve 400 civarında yazar katılıyor bu sene 2024'te. Fakat geçen senekine göre biraz daha sanki seyrek gibi. Burada beraber geldiğiniz kişiyle sakın ayrı durmayın. Telefonlaşsanız bile bulunması bayağı zor oluyor. Geçen sene başımıza geldi. Kırmızı Pili yayın evi tarafından düzenlenen
Sayın Şükrü Erbaş'ın yapacağı şiir dinletisi saat 1'de Tarık Dursun toplantı salonunda başlayacak. Değerli katılımlarınızı bekleriz. Buralarda kitap fiyatları normal kırtasiyelere göre %50, bazen %80'leri bulan indirimlerle satılıyor. Ayrıca sıfır gibi ikinci el kitaplar da çok uygun, 5'te 1, 10'da 1 fiyatlarla bile bulmak bazen mümkün. Geçen sene öyle bir şey denk getirip epeyce kitap almıştım, çok uygun fiyatlıydı. Bu sene de muhtemelen iyidir. Genelde çocuk yayınlarımlar. Bakalım. Japon mitolojisi. Yunan mitolojisi 350 TL. Burası biraz pahalı. Evet, Türkiye Yazarlar Sendikası. Bugün imza günü olan yazarlar burada. Handan Tan, Cem Erdevecler, Bülent Kecik, Tunay Bayrak, şair ve yazarlar imza gününde. Sürekeş kardeşler. Fiyat okunmuyor ama yasak sanatları bakalım. Evet. Korsan değil, ben oku yazıyor. Evet, fiyatları görüyorsunuz. Göldeki ev çift çiftli. 250 TL. Sen olduğunu biliyorum. 380 TL silahın kelebeği. Büyük sürpriz kitaplar 50 TL. 3 kitap 120. Evet. Bakıyorum, bir şarkı çekeyim, okuyorum. Evet. Geçen sene buralardaydı indirimli kitaplar. Aynı herhalde. Görüyorsunuz kanalı arkadaşlar. Toplu ulaşımla İzmir'in hemen her yerinden çok rahat bir şekilde geliyorsunuz. Aydın Çeşme Otoyolu üzerinde. Fuar İzmir. Bu taraflar biraz daha sakin. Kadın yazarlar derdi, görüyorsunuz. Bu oldukça geniş bir alan. Gelip görmenizi özellikle tavsiye ederim. Kitap kurtları, kitap severler çok uygun fiyatlara kitap alabilir. Sevdikleri yazarları görüp kitapları imzalatabilir.
çok havalı gezdi. Bunun için siz de galiba gördünüz. Evet. O anda televizyon tekerlekli söylüyor. Sonra nerede? Doğu Anadolu Ferhat'ta domino taş gibi gidiyor. O zaman Elazığ, Kahramanmaraş, üç kere. Sonra Hatay zaten hasar oldu. Yumuşak zemeği için hasar oldu ama hay hattı daha kırmadığı için Hatay diye söyleyince yani gene iki hafta sonra Hatay'da de tekrar. Ve bu sene Hatay'dan sonraki Şile tarafta de deprem oldu. Ve bu Doğu Anadolu hay hattı bir tane daha Batı'ya gidiyor hay hattı. Yani Adana taraftan Kıbrıs'a gidiyor hay hattı. Yani burada bir tane gösteriyor ama kuzeyde var, güneyde. Büyük ihtimalle güney taraftan önce kurabilir. Sonra ve büyük ihtimalle Denizli içinde. Dolayısıyla Denizli içinde deprem oluyorsa tsunami olabilir. Söylediği gibi 1 metre alın tsunami olabilir. Yani siz mesela seneye yaz tatil için Antalya, Aranya'ya gitti, Mersin'e gitti. O zaman deprem oluyorsa mutlaka deniz seviyeden 1 metre, 3 metre. Yani en kötü senaryo yani derin denizin içinde kayma da olabilir. O zaman en kötü senaryo 3 metre. Türkiye'nin deprem tsunami 1 metre ama en kötü senaryo 3 metre diye var. Onun için 3 metre en az bir katta üstüne sağlam binanın bir katta üstüne gidecek. Yani dağ tarafta yüksek yeri yoksa. Türkiye 6 tane refahçı var. Anadolu refahçı kendisi. Arabı var. Afrika var. Arabı var. Ege var. Karadeniz var. Kendisi Anadolu refahçı. Ve Avrasya refahçı. Refahçı. Refahçı aynı. Avrasya refahçı çok büyük. Batı köşe Türkiye'de. Çin var, Hindistan var. Çin var. Ve Doğu köşe Japonya'ya kadar. Japonya'sa 4 tane reyfası var. Evet, dünyada reyfası bu kadar karışık. Yani Japonya 4 tane, Türkiye 6 tane. Bu kadar karışık başka ülkede kadar yok. Yani 1 tane, 2 tane fay hattı var. Reyfası 2 tane, 3 tane. Ama biz Türkiye'de, Japonya'da da bu reyfası fazla var. Karışık hareketli başka yapıyor, oluyor için depremin sıkıntı var diye söyleyebilirim. Yani